Merhaba arkadaşlar, ben Adnan Bakkal. Bir Bumbiç etkinliğinde sizlerle tekrardan beraberiz. Bu ikinci videom. İkinci video çekmemin sebebi yapmış olduğumuz operasyon. Tarihe bakacak olursak 11 Kasım 2016 Cuma ve saat 22:57, 19:20 diye gidiyor arkadaşlar. Yapmış olduğumuz operasyon KAV operasyonu. Git buradan. KAV operasyonu arkadaşlar 9 dakika, aman 9 saldırıda ve toplamda 25 dakika içerisinde bitirdik. 25, 26, 25 diyelim ona. Hadi biri benden olsun. Hemen geçelim saldırılarımıza. İlk saldırımız Çıtır Adası. Çıtır Adası'na ilk saldırı Mekatron arkadaşımız yaptı. Tank ve sağlıkçıyla kendisine teşekkür ediyoruz. Eline koluna sağlık Mekatron. Mekatron arkadaşımız adaya sağdan girdi. Ve şok atar. Şuradaki üçlü ve buradaki üçlü grubu, roket ve bum topu gruplarını temizledi. Geriye sadece bir tane şok kaldı. Biraz hızlandırayım. Yani Mekatron arkadaşımızın eline, koluna sağlık diyoruz. Harika bir saldırı yaptı. Güzel bir temizlik yaptı. Yani çekirdeğin etrafını resmen temizledi. Özellikle Zokalara zarar verilecek olan şu roketleri ne yaptı? Temizledi. Teşekkür ediyoruz Mekatron'a. Yani bugün gerçekten harika bir operasyon gerçekleştirdik. İlk kez 9 kişiyle KAV operasyonu bitiyor. Yani ne diyeceğimi şaşırdım kaldım. Çıtır adasına ikinci saldırıyı Amox, yani benim ikinci hesabım, yani ben yaptım ikinci hesabımla, küçük hesabımla. Evet, hemen onu izleyelim. Yakınlaştırayım. Zaten Mekatron arkadaşımız güzel bir temizlik yapmıştı. Şurada bir tane ne vardı? Şok atar, roketler. Yani şu üst tarafı komple ne yaptı? Temizledi. Geriye sadece beni rahatsız edecek ne kaldı? Şok atar kaldı. Direkt şok atarı almak yerine ilk önce şuradaki topları almayı tercih ettim ve onları şokladım. Şoklamam sebebi çünkü toplar öyle ya da böyle bir şekilde ağır silahlarımı birer birer indirecek. Ama ağır silahlar bana lazım. Ağır silahlar kalkan olarak kullanıyorum. Neye yönelik? Zokalara yönelik. O yüzden böyle bir yöntemle ne yaptım? Roketleri, pardon, topları şokladık. Ve gördüğünüz gibi ağır silahlar kalkan olarak Zokaların önünde, Zokalar da arkadan küt 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 ne yaptı? İndirdi. Gayet güzel. İki saldırıda çıtır gitti. Asıl iki önemli saldırı var arkadaşlar. Pusula ve Amil arkadaşlarımızın saldırısı. Gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum. Her ikisinin de ellerine kollarına sağlık. Tek saldırıda tuhaf çekirdekler altlı adayı aldı. Kim? Pusula arkadaşımız. İzleyelim şimdi Pusula arkadaşımızı. Bu arada arkadaşlar, operasyonlarda, özellikle KAV ve üzeri operasyonlarda öyle görünüyor ki şey gelmiş. Gördüğünüz gibi ne gelmiş? Tel örgü gelmiş. Tel örgünün ilginç bir yönü var. Tel örgünün içerisinden geçen herhangi bir asker yavaşlıyor. Artı canı da gidiyor belli bir miktar. Ve bu tel örgü denen şeye, savunmaya, öyle diyelim, ne kadar top atarsanız atın, ne kadar yerelim atarsanız atın, maalesef işlemiyor. Böyle bir kötü yanı da var. Yani özellikle full zoka kullanımlar için çok kötü. Hem yavaşlıyor hem canını azaltıyor. Yani çok fazla tel örgünün içerisine geçmeye çalışırsan, neyle? Siz söyleyin, full zokayla hem fazla sis hem de fazla sağlık paketi kullanmak zorunda kalacaksınız. Bilmiyorum, bir sonraki operasyonlarda durum nasıl olur, onu da zamanla göreceğiz. Pusula arkadaşımız gerçekten çok iyi bir taktik kullandı. Kendisini kurtardı. Harika bir şekilde önce şok atarı aldı. O esnada da şu arkadaki alev silahı neredeyse askerlerin, zokalarının yarısını alıp götürüyordu ki nokta atışı yaparak
sis ve sağlık paketiyle kendisini kurtardı. Çekirdeğin canı arkadaşlar, çekirdeğin canı artı kalkanların canı 3,5 milyon. Yani rahat 3,5 milyonun üzerinde bir canı var. Ve zokalar gördüğünüz gibi arkadaşlar ne yapıyor? 3,5 milyon canı olan, hızlandırayım biraz, çekirdeği resmen eritiyor. Yani yok böyle bir şey. Yani Zoka dışında hiçbir askerle burayı tek seferde hayatta alamazsınız. Mükemmel. Mükemmel. Hatta mükemmel denildi. Eline sağlık bu sunum. Teşekkür ediyoruz kendisine. Üçüncü saldırımız Gambit Adası'na yönelik yapılan saldırı. Gambit Adası'na da Almila arkadaşımız tek başına full Zoka ile girdi. Ve tek başına yine full Zoka ile çekirdeği patlattı. Teşekkür ediyoruz kendisine. Biraz hızlandırayım şu kısımda. İlk etapta ne yapıyor? Enerji topluyor. Harika bir taktik gerçekten. Tek kelimeyle harika. Şu askerlerin ilerleyişine bak. Canımsın, canımsın. Full Zoka kullanmak böyle bir şey işte arkadaşlar. Yani bu oyunu oynuyorsanız mutlaka Full Zoka kullanın ya da kullanmayı öğrenin. Ha diyeceksiniz ki sen biliyor musun? Ben bilmiyorum. Taktiğe bak. Harika. Yoksa oradaki roket ne yapardı? Almila arkadaşımızı kesinlikle yaşatmazdı. Harika. Gerçekten. Eline koluna sağlık Almila. Teşekkür ediyoruz. Evet, 3 tane de bu şekilde ne oldu? Gitti. Şimdi ne var geride? Birleşme. Sonraki siyah neyi? Birleşme adasına da 2 kişi saldırdı. Bebeto ve Kadir arkadaşlarımız. Önce Bebeto'yu izleyelim. Yapmış oldu saldırıyı. Yine tak sağlıkçı. Zaten burada roketler bol. İlk etapta ne yaptık? Yani Bebeto arkadaşımız ne yaptı? Ön tarafı temizledi. Yani yolu açtı. Ve en önemli unsur şu üstteki şok atarı aldı. Harika, harika, gerçekten harika. Yani bayılıyorum. Böyle operasyonlar gördüğüm zaman neşem, keyfim yerine geliyor. Hevesim bir kat daha artıyor. Gayet güzel. Evet, roketler başladı. Yayılma. Oldukça da kötü vuruyorlar. Hadi indir. İndi mi? Bir tane daha. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Havanlar bir yandan, roketler bir yandan yaşatmadılar. Ama olsun. Yine de harika bir saldırı oldu. Çok güzel bir temizlik oldu. Zaten bir gereği bir şey.
kalmadı desek yalan olmaz. Yukarıdaki mayınlar da temizlendi. Olur da sonradan gelen direkt çekirdeğe saldırmak ister düşüncesiyle strateji harika. Teşekkür ediyoruz Bebeto. Eline koluna sağlık. Evet, Bebeto arkadaşımız nereye saldırmıştı? Birleşmeye. Birleşmeye saldıran ikinci arkadaşımız, Kadir arkadaşımız, o da yine aynı şekilde tank ve sağlıkçıyla saldırı yaptı ve çekirdeği patlattı. Yaklaştırayım biraz, hızlandırayım, askerler gelsin. Harika bir şey. Küt 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 küt. Son adamız arkadaşlar. Hangisi? Siyah Nehir. Siyah Nehir'e ilk saldırıyı ben yaptım. Tank ve sağlıkçı. Siyah Nehir'de çok fazla roket var. Aynı zamanda bum topları var. İlk etapta belki soldan girelim dedim. Soldan girip şuradaki bomba topunu alıp yukarıya doğru çıkar. Enerji toplarım diye düşündüm. Ama sonradan vazgeçtim. Direkt bomba toplarına ve roketlere daldım. Elimden geldiğince şu sol tarafı temizlemeye çalıştım. Yaklaştırayım bir miktar ve hızlandırayım. Roketlerden ziyade bum topları beni mahvetti. Evet, roketler de çok kötü vuruyor çünkü sayısal olarak da çok fazlalar. Kaç tane? 5, 9 tane roket az değil. Ama bum topları gerçekten beni mahvetti. Şuradaki bum topu olmasaydı şu kısmı kesin tertemiz ederdim herhalde. Ama yine de elime koluma sağlık diyeyim. Yapacak bir şey yok. Bir tane kaldı, onu da kaçtım. Yani zaten burada kalsam bum topu anında alırdı. Bari bir tane havan alayım. En azından çekirdeğin canı bir miktar olsun, ne olurdu, azalırdı diye düşüncesiyle kaçtım ve bir tane havanı aldık. Çok güzel. Siyah Nehir adasına ikinci saldırıyı Raiden arkadaşımız yaptı. Savaşçıyla yapılan bir saldırı. Hemen onu izleyelim. Hızlandırayım biraz. Evet, Raiden arkadaşımız roketlerden bir tanesini alıyor. İkincisine yöneliyor. İkincisini de alıyor. Harika. Bum topunu da aldı. Ya yani mükemmel. 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 Daha ne olsun? Savaşçıların eline koluna sağlık Raiden. Senin de eline koluna sağlık. Teşekkür ediyoruz. Ve son saldırıyı Nihat arkadaşımız yaptı. Ve böylelikle hem Siyah Nehir Adası hem de operasyonumuz ne oldu? Tamamlandı arkadaşlar. Hızlandırayım. Askerler toplansın. Harika. Ve böylelikle operasyonumuz bitti.
Kav operasyonu bu kadar arkadaşlar. 9 saldırı 25 dakika. Teşekkürler arkadaşlar. Yani timimizin eline koluna sağlık. Evet. Bir etkinliğinde ve yine bir videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki etkinlik ve videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.